Herkese merhabalar, Rahşamdan Lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir San Sebastian yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Limon rendeli ve limon sulu yapacağız. Ben sizler için denedim, inanılmaz lezzetli oldu. O yüzden bu tarifi sayfamda paylaşmak istedim. Eminim bu sıcak yaz günlerinde böyle limonun hafif ekşiliği, rendenin hafif freshliği gerçekten çok hoşunuza gidecek. Başlayalım. Malzemelerim aynı. Malzemelerimde hiçbir değişiklik yok. Sadece ekstra olarak limon suyu ve limon kabuğu rendesi var. Benim dolapta bir tane de lime'ım vardı, misket limonum. Onun da ben kabuklarını koyacağım. O da çok güzel bir ferahlık veriyor. Ama yoksa hiç problem değil, siz koymayabilirsiniz. Öncelikle yumurtalarımı yine her zamanki gibi oda ısısında çırpma kabımın içine kırıyorum. Çok önemli. Her videomda söylüyorum. Birçok videoda şekerli peyniri çırpıyorlar, işte en son yumurtaları tek tek ekliyorlar, krema vesaire. Hayır, San Sebastian'ın gerçekten yumurta kokmaması için, içinde çünkü yoğun 4 tane yumurta var. Yumurta kokmaması için öncelikle kek pişirir gibi olmazsa olmazı 1 su bardağı şeker ve yumurtaların çok iyi bir şekilde minimum 5 dakika köpürene kadar, bütün kokusu çıkana kadar çırpılması gerekiyor. Şekerimi koydum. Bunları çırpmaya başladım. Gördüğünüz gibi 5 dakikadır çırpıyorum. Hiç yumurta sarısı rengi kalmadı. Bembeyaz köpürdü. Şimdi bu aşamada içine oda ısısındaki 3 kutu beyaz sürünebilir peynirimi koyuyorum. Labne peyniri kullanamazsınız. Yani olmuyor labneyle. Birçok tarifte var. Yok sürünebilir peynirler, yok süt kremleri, yok labne peynirleri. Hayır, yani olmuyor. Gerçekten olabilecek bir şey değil. Paylaşıyorlar fark yaratmak için ama gerçekten lezzetini değiştiriyorsa eğer bu tariflerde fark yaratmış olmuyorsunuz. O yüzden ben üstüne basa basa söylüyorum. Labne peyniri çok sulu bir peynir olduğu için bunun içinde asla olmuyor. Eğer bir gün önceden çıkarıp tülbentle süzer bütün suyunu çıkarır denerseniz yine olur ama aynı lezzeti yakalayamazsınız. Şimdi bir 5 dakikada peynirlerim tamamen eriyip yok olana kadar çırpıyorum. Zaten hepsi oda ısısında olduğu için bir problem olmuyor. Şimdi kremamı ilave ediyorum. Şöyle içindekilerin hepsini alalım. Biraz kremamda köpürene kadar bir 3-4 dakika çırpıyorum. Ve sonra limon suyumu, limon rendelerimi ve unumu ilave edip şöyle bir karışana kadar çırptıktan sonra kalıbıma yerleştiriyorum. Kremam da güzelce karıştı. Şimdi içine bir yemek kaşığı unumu, yarım limon suyumu ve bir limon rendemi. Şöyle, ben misket limonu rendeledim ve biraz da kendi normal limonumdan rendeledim. Şöyle koyuyorum, şöyle bir karışana kadar çırpıyorum, çok az. Ondan sonra fırına veriyorum. Bütün malzemelerim karıştı. 2 kat yağlı kağıdımı çemberimin içine koymuştum zaten. Şimdi bunları güzelce çemberime döküyorum. Gördüğünüz gibi yeşil yeşil sarı sarı limon kabuğu rendeleri içinde hem çok güzel gözüküyor hem de harika bir aroma veriyor. Gerçekten eğer limonlu lezzetleri seviyorsanız limonlu cheesecake veya limonlu kek, limonlu
limonla herhangi bir şey. Bu limonlu San Sebastian'a da denemenizi tavsiye ederim. Benim çok hoşuma gitti. Ev halkı da çok beğendi. O yüzden sizlere de gönül rahatlığıyla bunu tavsiye edebiliyorum. Şimdi 200 derece fırınımda 25 dakika üzeri kızarana kadar Sebastian'ımı pişiriyorum. Tam 25 dakika oldu. Fırınımı kapatıyorum ve San Sebastian'ımı of alıyorum. Şöyle yapacağım çünkü çok sıcak. Bakın şöyle oynaması gerekiyor. Bu şimdi içi hafif nemli ama asla krema kıvamında değil. Çünkü orijinalinin içi krema kıvamında olmaz. Ortası nemli, birazcık basılacak ve o şekilde soğuyacak. Soğuduktan sonra da biz afiyetle yiyeceğiz. Hoşçakalın.